Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Hatayspor'a menajerler aracılığıyla önerilen ve teknik ekibin de raporunu çıkarttığı oyuncuları sizlere aktaracağım. Ondan önce forma çekilişi hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok soru soruldu ve gerçekten forma çekilişine de katılım oldukça fazlaydı. Cuma günü Twitter'da canlı yayında formayı kazanan ismi açıklayacağım. Yorumlara atan kullanıcıları bir siteye toplayıp çekiliş tarzında, çarkı felek tarzında döndüreceğim ve orada çıkan ismi an ve an canlı bir şekilde göreceğiz biz de. Ve o kişiyle de daha sonrasında iletişime geçip formayı vereceğim. O konuda çok soru soruldu. İlk başta bunu cevaplamak istiyorum ve ayrıyetten geçen videoda da söylemiştim ama belki izlemeyen olmuştur diye bu videoda da söylüyorum. Sadece bir kişi kazanacağı için bu formayı. O yüzden tabii ki de kazanmama oranı daha fazla insanların. Ama bunu telafi edebilmek adına geçen senenin bir formasını daha çekiliş yoluyla vermeyi düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu sezonun formalarını yine imzalı bir şekilde elime geçtiği kadar bazılarını yine çekiliş yoluyla sizlere hediye etmek istiyorum. Bunu geçen videoda da söylemiştim ama bu videoda da dile getirmek istiyorum. Çünkü tabii ki de tek bir forma çekilişiyle kazanılma oranı çok az olduğu için bu konuda ben de aslında üzülürüm ve canım sıkılır. Sadece bir kişinin kazanmasını ben de istemiyorum. O anlamda forma çekilişlerimiz devam edecek. 2-3 tane daha forma vermeyi düşünüyorum. O anlamda takipte kalın. Zaten Twitter'da bilgilendiriyorum. Twitter'da gerekli açıklamaları yapıyorum. O yüzden forma kazanamadığınız için üzülmeyin. Bunun devamı gelecek. Elimden geldiğince de zaten görüştüklerimi, konuştuklarıma forma vermeye ve en azından hani aidiyet duygusu hissettirmek için bir şeyler hediye etmeye çalışıyorum. Sadece birine direkt vermek yerine hani bu çekiliş yoluyla herkesin hakkaniyetli bir şekilde katılmasına daha çok gönlüm el veriyor. Onu da dile getireyim. Direkt vermek yerine bu şekilde vermek benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok beğeniyorum bu şekilde forma vermeyi. Uzatmadan isterseniz ilk oyuncuya geçelim. Zaten Altay maçı öncesinde de söylemiştim. 2-3 hafta önce Khalid Thiam menajerler aracılığıyla Hatayspor'a önerildi. Hatayspor'da tabii ki de her önerilen futbolcuya yaptığı gibi ilk başta bir oyuncuya baktı, durumuna baktı, kaç yaşında olduğuna, işte kaç maçta forma giydiğine. Daha sonrasında hocayla istişare edildikten sonra hocam bunun raporunu çıkartalım mı veya düşünebilir miyiz diye listeye alınıyor. Khalid Thiam da listeye alınmadan önce bir Altay maçı olduğu için teknik ekip şu konuda bir karar verdi. Hocam zaten gelecekler, izleyelim nasıl bir oyun sergileyecek, nasıl bir oyuncu, hangi özellikleriyle bize katkı sağlayabilir konusunda bir rapor çıkartmaya karar verdiler ve bildiğiniz üzere biten Altay maçında, karşılaşması sona eren Altay maçında da Hatayspor teknik ekibi Khalid Thiam'ı inceledi. Khalid Thiam 29-30 yaşlarında orta sahada oynayan ve daha öncesinde de Gaziantep'te Türkiye Ligi'nde de forma giyen oyunculardan bir tanesi. Bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Onu da dile getirelim. Bu sezon sözleşmesi sona eriyor. Orta saha mevkisinde oynayan bir oyuncu ama Altay karşılaşmasında da gördük stopere de evrilebiliyor. Altay'ın 3-5-2'lik sisteminde sağ stoperinde yer alıyordu oyuncu. Ben de aslında bu bilgiyi bildiğim için ayrı bir şekilde izledim oyuncuyu. Bu arada rapor hakkında daha olumlu veya olumsuz bir geri dönüş alamadım. Raporu daha sunmamışlar sanırım veya bunun daha kritiği yapılmamış. Yapılsa bile çok taze olduğu için bir bilgi alamadım. Ama ben izlediğim kadarıyla Khalid Thiam bence pozisyon alabilme konusunda gayet yeterli bir stoper. Yani ligimizde gayet hem rotasyon olarak hem de yeri gelince ilk 11 oynayacaksa gayet yeterli seviyede olabilen bir oyuncu. Ben öyle düşünüyorum ama şimdi yeni yapılan kadroda özellikle Hatayspor eğer Ömer Hoca ile devam edecekse kesinlikle geriden oyun kurabilecek ayağı iyi futbolcular alması gerekiyor. Khalid Thiam bence bu konuda biraz yetersiz. Çünkü hoca birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar oyunun her anlamda işlenmesini istediği için birinci bölgede de ayaktan pas yapabilecek stoperlere ihtiyaç duyacak Hatayspor. O anlamda Khalid Thiam ilk 11'de bana işte geride oyun kursun diye alınacak bir stoper olmamalı. Kesinlikle rotasyon olarak eğer değerlendirilecekse değerlendirmeli. Bu bilgiyi aktarayım. Yani Khalid Thiam hakkında Hatayspor teknik ekibi bir rapor çıkarttı. Bu raporla birlikte hem teknik ekip hem Ömer Hoca hem yönetim görüşecek. Listeye eklenecek veya oyuncuyla, menajeriyle bir şekilde irtibat kurulacak. Daha bunun da
somutlaşması için bir iki hafta daha geçmesi gerekiyor. Bir diğer isim Tristan Mbeumo. Mbeumo'yu ben devre arası transfer döneminde de menajerler önerdi diye haber yapmıştım. Son 2-3 haftadır da spor gündeminde oldukça ismi çıktı. Mbeumo listede olan bir isim. Hatayspor devre arası transfer döneminde oyuncu menajerler tarafından kulübe önerildiği zaman da listeye alınan bir isimdi. Ancak istikrarsız bir form sergilemesi, potansiyelini gösterememesi ve bazı sakatlıklar yaşaması Hatayspor'u arka plana itmişti bu transferde. Ama hala listede olan ve devre arası transfer döneminden bu zamana kadar iyi bir form grafiği tutan, oynama istikrarını yakalayan bir oyuncu oldu. Onu da söyleyelim. Yayına başlamadan önce bir bakmıştım. 29-30 maça çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Bir gol bir asisti de var. Hani sakatlıktan yeni çıkmış, alt liglerden yeni çıkmış ve artık kendini toparlama sürecine adapte etmiş bir Mbeumo var. Gelirse bence çok faydalı olabilir. Özellikle Hatayspor'un ön libero bölgesinde bir sıkıntısı var. Orada direkt top kesen bir oyuncusu yok. Metin Bucama bir şekilde çare olmaya çalışıyor son haftalarda ama bu işi tamamen ustalıkla yapan bir oyuncu yok. Mbeumo genç, 25 yaşında olan bir oyuncu. Ancak bir sene daha sözleşmesi uzamış çünkü yanlış hatırlamıyorsam devre arası transfer döneminde baktığım zaman oyuncunun sözleşmesi bitecekti. Sanırım opsiyona bağlı bir sene daha uzamış veya ben yanlış hatırlıyorum. Belki de seneyedir hiç uzamamıştır. Yani tamamen bonservisle alınması gerekiyor ama şöyle de bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam devre arası transfer döneminde oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona erecekti. Çünkü o yüzden Hatayspor'a önerildi. Sözleşmesi olan bir oyuncunun menajerler tarafıyla başka bir kulübe önerilmesi pek etik değil çünkü. O anlamda Mbeumo listede olan bir isim, Hatayspor'un da izlediği bir isim. O konuda gerekli adımlar atılır mı bilmiyorum. Bana oynadığı takıma gönderdiği bir resmi teklif veya menajeriyle şu an görüşme halinde olduğunu söyleyemeyiz. Öyle bir durum yok. Sadece listede olan bir isim. Bunun da bilgisini vereyim. Bir diğer isim Bellaile. Yusuf Bellaile 30 yaşında kanat orta saha oyuncusu. Yine Hatayspor'un Arap kesiminden listesini aldığı bir isim. Bu sezon sözleşmesi sona erecek. 30 yaşında özellikle Cezayir, Fas, Fransa bu tür bölgelerde tecrübesi olan bir oyuncu ve özellikle kendi ülkesinde de çok sevilen bir oyuncu Yusuf Bellaile. 30 yaşında kanat ve orta saha oyuncusu. Bu sene de sözleşmesi sona eriyor. Yine menajerler aracılığıyla Hatayspor'a önerildi ve Hatayspor da listeye aldı. Yusuf Bellaile'yi izleyecek çünkü şöyle bir durum var. Adama Traore gidecek. Bir 10 numaraya ihtiyacı olacak Hatayspor'un. Yasin Benzia ile de görüşülüyor. Kulübü Dion'la da görüşmelere başlanacak. Eğer olmazsa Hatayspor alternatiflerini belirliyor. Alternatifte olan bir diğer isim de Yusuf Bellaile. Bellaile ile ilgili gelişmeler olabilir. Listede olan ve listenin en başında olan isimlerinden bir tanesi Bellaile ile. Onu söyleyelim. Daha önce ismi diğer Türk takımlarıyla da anılmıştı. Bundan 200 sene öncesinde. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'la anılmıştı. Yusuf Bellaile ile listede olan ve menajerler aracılığıyla Hatayspor'a önerilen bir isim. Eğer Benzia olmazsa alternatif olarak Bellaile ile yönelecek Hatayspor. Son isim de Amin Seydiye. Dünden beri gündeme çıkan, bana da sorulan bir soru. Ben doğrulatamadım. Kayseri Spor'un ilgilendiğini doğrulattım. Kayseri Spor cephesinden. Kayseri Spor Amin Seydiye ile ilgileniyor. Ama Hatay Spor'un bu konuda somut bir adım attığına dair bir haber erişemedim. Ama büyük ihtimal doğrudur. Çünkü Hatay Spor'un geçen seneden beri bu tür Azeri oyunculara, bu şekilde gurbetçi oyunculara, bir şekilde bu kesimdeki oyunculara yöneldiğini biliyoruz. Nefçi Bakü'de Ali Abdi vardı. Onunla da çok ilgilendi Hatayspor. Şu an aklıma gelmeyen 2-3 tane daha isim vardı. Yani Azeri kesimden Hatayspor'un ilgilendiği oyuncular var. Onlardan bir tanesi de Amin Seydiye. Sol bek, sağ bek oynayabilen bir isim. Genç, 23 yaşında. Aynı zamanda stoper de oynayabiliyor. İki stoperde de oynayabiliyor. Sol stoper, sağ stoper. Ben daha doğrultamadım ama bence büyük ihtimal listede olan bir isimdir. Çünkü bu tür oyunculara her zaman Hatayspor teknik ekibi ihtiyaç duyuyor ve ilgi de duyuyor. O anlamda bu konuda bir adım atılabilir. Amin Seydiyev de büyük ihtimal listede ama ben dün hatta bu sabah görüştüm yetkili kişilerle. Öyle bir şey olmadığını söyledi. Çünkü yapılan haberler oyuncuya teklif götürüldü, kulübeye teklif götürüldü yönündeydi. Seneye daha sözleşmesi bitiyor çünkü oyuncunun. Direkt kulüple bağlantılı olacak Hatayspor. Şu an öyle bir resmi bir girişim yok ama Amin Seydiyev büyük ihtimal listededir. Çünkü bu tür oyuncular Hatayspor'un listesinde her zaman yer alıyor.
4 oyuncuyu da dile getirdim. Zaten Muyunma'yı daha önce konuşmuştuk. Devre arası transfer döneminde de dile getirmiştim. Kalitiyam aynı zamanda Altay'da raporu sunulacak bir oyuncu. O da olabilir. Bella ile Yasin Benziye olmasa yönelilecek isimler arasında yer alıyor. Ve Amin Seydiyev, o da bu tür oyuncular, 20-23-25 yaş aralığındaki futbolcular, Azeri oyuncular, Hatay Spor'un listesinde yer alıyor. Hoca da zaten Altay maçının sonunda yaptığı açıklamada artık yeni sezonun hazırlıklarına, çalışmalarına başladık gibi bir açıklaması oldu. Artık Hatay Spor'un gerçekten seneye iyi bir kadro kurması gerekiyor. Hocanın oynatacağı şekilde bir kadro kurulması gerekiyor. Geniş, hem Ziraat'te oynayacağı zaman sıkıntı yaşamayacak, hem oyuncular Afrika Kupası'na gittiği zaman sıkıntı yaşamayacak, hem de ligde sakat, cezalı olduğu zaman sıkıntı yaşamayacak. Bir kadro derinliğine ihtiyacı var Hatayspor'un. Çünkü bu anlayışla devam edildiği sürece tabii ki de genç oyunculara yönelebilmek, biz getirelim maliyetsiz, maliyetli satalım, bize para kazandırsın politikası gerçekten çok doğru. Özellikle Türk kulüplerinin bunu kesinlikle yapması gerekiyor. Ama aynı zamanda dengeyi koruyamazsanız tabii ki de bu tür sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu kadronun veya bu kadroya yakın bir kalitede seneye de aynı şekilde devam edilirse Hatayspor, çok üzülerek söylüyorum, küme düşme hattında yer alabilir. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü bu kadro ve bu kadronun kalitesi 15. 16. sıralara oynayabilecek bir kalitede. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Kimse kusura bakmasın. Seneye hocanın kıymetini bilip daha geniş rotasyonlu bir kadro kurulması gerekiyor. Onun da çalışmalara başlanıldı. Onlarla ilgili de çalışmalar yapılacak. Zaten artık ligin sonuna da geldiği için önemli işler, önemli şeyler artık konular bunlar olacak. Artık maç değil, lig değil, transferleri konuşacağız. Ben de çok yakında yepyeni şeylerle karşınızda olacağım. Ve aynı zamanda Trabzon maçında stadyum önünü röportaj yapmayı düşünüyorum. Orada olacaklar, beni bulabilir. Orada da karşılıklı konuşabiliriz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi cuma günü forma çekilişini açıklayacağım maçtan önce. Daha sonra da yeni haberlerle, yeni gündemle karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.